sarıcılarına sert davranıyor. Yakışıklı, ben çocukluğumdan beri hep ona içerlerim, hep kızarım. O satıcıların o zabıtları gördüklerinde renklerini atması, el ayakların boşanması, o yaşadıkları dehşet, yani çılgınca kaçmaları, dehşet verici oluyor görüntüsü. Ve o insanlara herkes acıyor, merhamet ediyor. Buna bir çözüm bulunması lazım. Bir de sokak satıcıları iyi oluyor ya, bayağı güzel. Sattığı marullar güzel. Limonlar güzel, insan içini açıyor ya. Domates satıyor, canlı diri diri böyle güzel. Bıraksın ne yapıyorsa yapsınlar ya Allah aşkına. Onlarla köşe kapmacı oynamak doğru değil. Evet, dinliyorum. Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'in düzenlediği basın toplantısında Sayın Erdoğan'ın Osmanlı Tokadı konuşması gündeme geldi. Bir gazeteci, ABD'nin Osmanlı Tokadı tecrübesi var mı? Bu sözlere ilişkin düşünceleriniz nedir diye sordu. Sözcü şu cevabı verdi. Biz pek çok ülkeden bu tür söylemlere alışkınız ve dikkate almıyoruz. Biz bölgede sivillerin yaşamlarını yitirmelerini istemiyoruz. Savaşın IŞİD'e karşı olmaktan başka yöne kaydığını görmek istemiyoruz. Önceliğimiz IŞİD'i bölgeden çıkarmamız, uzak tutmamız ve insanların evlerine dönebilmesini sağlamamız dedi. Bunu söyleyen kimdi? Bunu ABD Dışişleri Bakanı Sözcüsü Heather Nauert. Heather Hanım. Heather Hanım. Heather Hanım bayağı güzel bir kadın. Bayağı hoş. Türkiye'ye niye gelmiyor? Gelsin burada söylesin söyledikleri şeyleri. Biz burada hazır cevap veririz. Oradan uzaktan uzağa olmaz. Neydi konu? Bir daha anlat bakayım. Bir basın toplantısında bu Heather Hanım'a Sayın Erdoğan'ın Osmanlı Tokadı Hediyoruz da oradan geliyor bak. Evet. Ne diyor? Hayır diyor. Evet diyor. Oradan geliyor. Yani burada öyle yazıyor. Ben mantıklı bulduğum için söylemiyorum. Evet. Yani kelime kökeni var. Evet. Şöyle soruyorlar. ABD'nin Osmanlı Tokadı tecrübesi var mı? Bu sözlere ilişkin düşünceniz nelerdir diye soruyorlar. Şöyle diyor. Biz bu tür söylemlere alışkınız pek çok ülkeden diyor. Bölgede sivillerin yaşamlarını yitirmelerini istemiyoruz. Savaşın IŞİD'e karşı olmaktan başka bir yöne kaydığını görmek istemiyoruz. Önceliğimiz IŞİD'i bölgeden çıkarmak ve oradaki insanların sağ salim ellerine dönmesini sağlamak diyor. He diyor. Git bir daha göster bakayım. Şeker bir hanım. Kalbini kırmadan anlatırız. Evet, dinliyorum. Bana öyle kız. Gözüm harama bakmaktan korumak nedir? Göz harama bakmaktan korumak, neredeyiz? Rütük kontrolündeyiz. Evet. Nasıl söyleyelim o zaman? İşte kadının efendim bakılmaması gereken yerleri vardır. Oralara bakmayacak. Yani rütüye göre, çünkü neyin yasak olduğunu bilmiyoruz şu an. Kadının bakılmaması gereken iki yeri vardır, iki önemli yer. Oralara bakılmayacak. Olmadı mı? Anlaşılmadı mı? Anlaşılmıştır, evet. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson yaptığı açıklamada Türkiye'nin PYD-PKK'yı bitirmeye yönelik hamlesinin DEAŞ mücadelesine gölge düşürdüğünü söyledi. Zeytin Dalı Harekatı'nın ABD'nin öncülüğündeki koalisyonun verdiği DEAŞ savaşından dikkatlerin dağılmasına ve uzaklaşmaya yol açtığını savundu. Bu operasyonun sonucu olarak IŞİD tekrar canlanabilir vurgusu yaptı. Bir daha söyle bakayım. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson şöyle açıklama yaptı. Türkiye'nin PYD-PKK'yı bitirmeye yönelik hamlesinin DEAŞ mücadelesine gölge düşürdüğünü iddia etti. Zeytin Dalı Harekatı'nın ABD'nin öncülüğündeki koalisyonun verdiği DEAŞ savaşından dikkatlerin dağılmasına ve uzaklaşmaya yol açtığını savundu. Bu operasyonun sonucu olarak IŞİD tekrar canlanabilir, dedi. Var mı orada IŞİD? Yalnız bana fıkıh soru sormayın. Şimdi Rütük ona da kafayı takıyor. Biz böyle söylüyoruz. Bize göre böyle değildi. Onlar da hoca kesildi başıma. Rütük de. Yani Mahmut Hoca'nın açıklaması tamam, makul olur da, yani başıma alim kesilmeleri biraz bana acayip geliyor. Bir şey de diyemiyor şimdi adamlar, yani kanuna, hukuka,
hakim insanlar, insan tabii bize kanun hukuka saygılıyız. Alim edasında cevap veriyor. Birisi bana fıkıhla ilgili soru soruyor. Ben kendi kanaatimi söylüyorum. Bunu söyleyemezsin diyor. Peki sen nasıl söylüyorsun? Alim değilsin, bir şey değilsin. Ben söylerim diyor. Söylersen o zaman söyle, ne diyeyim? Biz şimdilik söylemeyelim. Onun için fıkıh sorusu olduğunda bir cevap vermeyelim. Tamam. Yani bu baş olacak gibi görünmüyor bu yani. Bu dal budak saracak gibi görünüyor. Buradaki amacın ne olduğunu da ben anlayamadım. Ya ben, adam benim şahsi kanaatimi soruyor, şahsi. Evet. Ben böyle düşündüğümü söylüyorum. Ne var bunda ya? Sen de şahsi kanaatini söylüyorsun. Bana göre böyle olmaz diyorsun. Ben sana bir şey demiyorum. Sen bana ne diyorsun o zaman? Bu nedir? Ben bunu anlayabilmiş değilim. Evet. Evet, gelsin göreyim. İki sevimli var. Kendisi baksın canım. Yahut yarın gelsin yani. Sen göstertebilir misin? Güzel bir kedi daha var. Yardımcı olabilir. Evet, tamam, göstersin. Bayağı tatlı. Ya bir insan bunu öldürüyorsa adam da öldürür. Başka bir açıklaması yok. Adam öldürmenin cezası nasıl müebbetse buna da müebbet aynısında. Şeytanın kullanacağı tipleri toplumun en aşağılık, en namussuz, en haysiyetsiz, hırsız, gaspçı, dolandırıcı, FETÖ ile işbirliği yapmış, her türlü ahlaksızlığı yapan çakal takımından seçer. Onun için Müslüman münafıkla karşılaştığında bana ne diyemez. Allah karşısına münafık getiriyorsa ilimle, irfanla onu ez diye getiriyor. Bana ne de kenara çekil diye getirmiyor Allah. Onun için böyle pisliklerle karşılaşınca ilimle, irfanla münafığın başının ezilmesi gerekir. Kanunla, hukukla. Evet. Evet, Almanya